Ali'ye bak. Arabaya bağlamış. Yazık hayvana ya. Manisa'da bulunan Aygayi Antik Kenti'ne gidiyorum. Konum olarak Manisa'ya bağlı bir köyde, Yunt Dağı'nda. Fakat bulunduğum yere 30 km uzaklıkta. Bu zamana kadar hiç duymadım. Yeni öğrendim. Gitmek istedim. Hatta geçen gittim. Yollar bayağı bozuk ve kapalıymış, çekemedim. Şimdi tekrar gidiyorum. Bu şakranın arkasında bir iki köyden geçiyoruz. Ondan sonra karşımıza geliyor antik kent. Bir bakalım, merak ettik nasıl bir yer. İlk defa gideceğim. Benimle birlikte sizler de görün istedim. Cezaevi. Bunlar da lojmanları. Burada ufak bir şakran gölü var. Gölcük hatta. Balık falan da tutuyorlar burada ya. Demek balık da var içinde. Oltayla takılanlar görmüştüm burada. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü. Kampüs. Dağlık arazi. Hem bu arada Arix Çevan'ın bozuk yollarla dağını da göreceğiz. Gerçi yollar artık, köy yolları bile asfaltlandı da. Ama tabii böyle ana yol asfalt gibi bir asfalt değil. Bozuk satır yollar çok. Karşıdaki köyü geçtikten sonra az bir yolumuz kaldı. Aygay Antik Kenti'ne ulaşmış olacağız. Karahmetli Köyü, Manisa Büyükşehir Belediyesi. Manisa'ya geldik. Aha, büyükbaş hayvanlar. Yanında da bir köpek. Şuradan şöyle girelim biz, onlar hiç gitmesinler. Yavaşça. Ürkütmeden gidelim abi. Yol Manisa'ya da bağlanıyormuş. Böyle bir geniş bir zamanda Manisa'ya da gidebiliriz buradan. Hatta bu ileride uçan su şelalesi diye bir yer var. Gerçi mevsimi sezonu değil ama oraya da gidebiliriz. Yunt Dağı köselermiş. Aygaya Antik Kenti. Hayvan pislikleri var, kayabiliriz. Köpek sarmazsa güzel. Şöyle hayvanları ürkütmeden yavaşça geçelim. Keyifleri bozulmasın. Tavuklar siz kaçın artık. Yunus Emre Belediyesi. Aha, apo. Aman parçalardan bu bizi. Lan ben de oradan gideceğim ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Dayıya bak. Arabaya bağlamış. Yazık hayvana ya. Ama eziyet etmiyor yani. Bir yere götürüyor yavaşça. Eziyet falan yok kesinlikle.
Ama arabasının bagajına da alabilirmiş. Dayı, ben seni bir geçmem lazım ama şu an çok tırsıyorum. Çok tırstığım için de geçemiyorum. Oğlum bu benim paçayı yakalarsa var ya, adam biraz sağ şey verse, köpeğin saldırma mesafesi engellese. Hadi oğlum, aman diyeyim ha. Aman diyeyim ha, bana sorma. İlginç bir taktiği tabii. Ama kesinlikle eziyet yok arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Sadece dayımız köpeği bir yere götürüyor. Bagaja koymayı tercih etmemiş. Zaten köpekler kapalı alanda gidemez. Etrafını görmesi lazım. Göremezlerse eğer kusuyorlar. O yüzden bagajı da kapalı olacağı için böyle bir yol seçmiş. Bak, motorun rengi kırmızı, boğa yok demişsiniz de o boynuzlar çok kötü şu an. Çok tırsıyorum. Aman, inekmiş. Güzel. Lan sen boğa mısın, inek misin? Sen biraz boğa, inek mi? Memesi var mı lan? Memesi var, inek. Abi boğa muha olur da motor gördüğünüz gibi kırmızı. Vallahi sarabilir. Mıcır olduğu için yavaş gidiyoruz. Kayabilir. Zaten de geldik. Hop, yön teker kayması ön yaptı orada. Aman diyeyim. Hayvan pisliği olduğu için virajlar göremiyoruz tabii doğal olarak. Yavaş da girseniz pislik olduğu için kayıyor. Naylon lastik olsaydı zaten çoktan gitmiştik de. Düşerdik yani, bir şey olmazdı ama düşebilirdik. Evet, Ayıgayı Antik Kenti'ne geldik. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Ben böyle çıkacağım ama sıkıntı olur mu? Maske gibi yani. Tabii bakabilirsin. Tamamdır. Çekim yapmak yasak mı? Sadece fotoğraf makinesiyle abi. He. Bayağı bir yürüme gidecekmişiz. Yolumuz uzun. Haydi bakalım, çıkalım. Sigara içmek de yasak. Yangın çıkabilir tabii. Athena Kusturanı, Tiyatro Agora, Federation Ada bir antik kent. Evet arkadaşlar, Ayıgayı Antik Kenti'ne geldim. Şimdi bir gezi yapacağız. Şöyle bir göstereyim kısaca. Burası lahitlerin olduğu yer. Kaz alanına girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Ve şöyle yukarı doğru devam edeceğiz. 4'e kadar vaktimiz var. Güneş karşıdan vuruyor. Kaskı çıkarttım. Soluk soluğa kalıyorum. Rampa çıkarken şöyle antik kente doğru gidelim bakalım. Bayağı yorucu. Acilen dünyayı bırakmam lazım. Acilen. Hem de çok acil.
deneyim ya. Rampa çıkıyoruz. Bot mont has. Bayağı ağırlık var. Bu sayede uzun zamandır yapmadığım yürüyüşü de yapıyorum. Arkadaşlar şöyle bir not yazıyor. Kentin merkezini saran iç sur duvarlarından kente girişi sağlayan kapılardan biri Agora Caddesi kapısıdır. Bu kapıdan kente giren yol yukarı Agora'ya, kent meydanına kadar ulaşmaktadır. Agora Caddesi kapısının yazısı 2006 yılında tamamlanmıştır. Bulunan mimari parçalar kapının kemerleri olduğunu göstermektedir. Kazılar sırasında yazıtlı bir arşitrava ait bloklar ele geçirmiştir. Bu yazıtın kapıya ait olmadığı ve kent terk edildikten sonra kentin başka bir yerinden taşındığı anlaşılmaktadır. Söz konusu yazıt Latince ve Hellence çift dilli bir kalıba uygundur. Latince tam hali altta gördüğünüz gibi şeklinde yazılmıştır. Yazıt milattan sonra 34-35 yılına aittir. Milattan sonra 17 yılındaki kuvvet Lidya depreminde hasar görmüş kentler Roma İmparatoru Tiberius'a yardımlar için teşekkür ederken bu yazıtı kullanmışlardır. Aynı amaçla İtalya'daki Puteglio Puzzoli dikilmiş bir anıtta Aygay kucağında Yunus tutan bir kadın biçiminde tasvir edilmiştir. Şöyle gördüğünüz üzere. Diğer tarafta da İngilizcesi var. Evet, şimdi kente giriş yapacağız. Şu kapı olmamış ama demek ki koymak zorundalar hayvanlar girmesin diye. Şöyle duvarları görüyorsunuz. Fazla vaktimiz yok. Biraz acele etmemiz lazım. Kaz alanları var. Girmek tehlikeli ve yasak. Kaz alanına girmeyin, ellemeyin. Şöyle görüyorsunuz. Oturma yeri gibi bir şey. Buralar acaba neydi? Dinlenme alanı olarak mı kullanırlardı? Neydi? Şurada yazıyordur açıklaması büyük ihtimalle. Ada bir mahallesi. Buralar evmiş herhalde. Şöyle çekeyim. Durdurup okursunuz. Aşağıdan fotoğraflara da bakın. Buradan bulunan parçalar sanırım. Şöyle bir haritası. Şöyle giremiyorum. Girebilsem göstereceğim şöyle ama selfie çubuğum da yok olsaydı şöyle genişten gösterirdim. Şöyle bir alan. Bunlar herhalde oda evlerdir diye tahmin ediyorum. Ya da başka ne amaçla kullanılır ki bura? Şurası tuvalet gibi bir yer mi acaba diyeceğim de. O çağlarda böyle tuvalet falan yoktu diye tahmin ediyorum. Bak iki tane şey var. Gedikli bir şey var. Acaba oraya ne koyuyorlardı? Eski insanlar. Sırlarına vakıf olmak gerçekten çok zor. Demir kapı Doğu Kilise. Burası nereye gidiyor acaba? Bir şey de yazmamışlar. Neyse şöyle bir çıkalım. Agora'ya doğru gideceğiz tabi. Dönüşte uğrasak uğrarız. Burada 5-6 tane yer var görebileceğimiz. Milattan sonra 30-35 yılları diyor. Milattan sonra 17 yılları yazıyor. O yıllarda bunları yapmak gerçekten bayağı uğraştığım bir şeydir. Şurada bir kazı var. Yazı yazmışlar. Aygay Meclis Binası. Durdurup okursunuz. Şurada meclis binasının üstten görünümü bu şekilde. Bunlar da heykeller. Kazı öncesi görünümü. Kazı öncesi böyleymiş. Sonra bu hale getirmişler. Gerçekten takdire şayan. Bak şurada ilginç bir şey var. Bir vücut savaşçı olabilir. Çünkü alt tarafları şuralar şey gibi yani etek gibi. Üst kostümünün eteği diyelim. Gerçekten muazzam. Yani şu kayayı o çağlarda bu şekilde oymak gerçekten büyük emek istiyor. O teknolojiyle. Şöyle görüyorsunuz. Gezecek çok daha yerler vardır ama fazla vaktimiz yok. O yüzden şöyle girebildiğimiz yerlere şöylece göstereyim size. Kayaları silindir biçiminde oymuşlar ve içini de
oymuşlar. Yani silindir şeklinde getirmişler ve içi oyulmuş. Yani şunu nasıl yaparsın abi, içini neyle oyarsın ya? O çağda çok ilginç. Bizimkiler iki katlı ev dikemiyor. Müteahhitler diktiği zaman 5 şiddetinde 6 şiddetinde depremde yerlebilir oluyorlar. Bu da insanoğlunun gözünün nasıl para hırsı büyüdüğünü gösteriyor. Şöyle bakın. Bunlar oluk kanal yapmışlar. Büyük ihtimal bu hayvanlara veya evlere su getirmek için olabilir. Şöyle taşları oymuşlar. Görüyorsunuz. Çeşit değişik şeyler var. Bunları puzzle gibi dizmek de büyük maharet istiyor yani. Evet, şu aşağı yola bir yerden inmemiz gerekiyor. Şöyle yukarıdan göstereyim. O zamanın şeyiyle yapılmış. Muazzam duruyor ya. Hala ayakta. Bu zamana kadar buraya gelmediğimiz bizim ayıbımız. Gerçi bilmediğimiz için gelmedik ama öğrenince, motosiklette gezme zevki de olunca girdik. Böyle değişik yerleri gezeceğim. Kanalda paylaşırım. Sizlere de abone olup bildirimleri açarak böyle güzel yerlerin videolarını izleyebilirsiniz. Şimdi Agora binası dönüşte gidelim ya. Biz şöyle bir tiyatro ve kutsal alana gidelim. Oraya bakalım. Dönüşte buraya bakarız. Bayağı da büyük yermiş ya. Vakitlice gelip gezmek lazımmış. Saat 4'te kapanıyor dedi. Saat şu an... Ooo beyler. Saat 3.25. Hemen acele gitmem lazım. Hamam. Tiyatro, kutsal alan, ada bir. Çok uzaksa artık gidemeyeceğiz oraya. Yürüyüş iyi geldi yalnız. Hamama geldik. Şöyle göstereyim hemen. Fazla vaktim yok. Durdurup okursunuz arkadaşlar. Şimdi birazdan zaten şu fotoğrafın gerçeğini göreceksiniz. Buradan durdurup okuyabilirsiniz. Hemen hamamı da gösterelim. Şöyle. Ha, zaten içeri girmeye gerek yok. Küçük bir. Şöyle. Bacası var. Işığım olmadığı için girsem de bir iş yapamayacak. Şöyle görüyorsunuz zaten. Daracık bir yer. Hamamı da geçtik. Hemen acele edelim. Yarım saatimiz kaldı. Daha döneceğiz. Hop, oradan bir şey geçti lan. Neydi ki acaba? Lan hiç kimse de yok be. Yanımızda bir şey de yok ha. Bir hayvan saldırsa kastan başka bir şey yok. Kendimizi koruyacak. Hayvan yırtıcı hayvana kastan ne yapabilirsin tabi. Her yaştan yurttaşın idman yapmak için kullandığı, ayrıca gençlerin zihinsel ve fiziksel eğitimlerinin yürüttüğü mekanlarmış. Game Nation. Artık öyle mi okunuyor bilmiyorum ama şöyle görüyorsunuz alanı. Bundan sonra zaten çıkış. Başka bir şey yok. Şöyle yukarıları göstereyim. Yapılar, hamam bacaları falan. Bayağı güzel bir yer. İçeriye girmek isterdim ama yalnızım. Işığım da yok. Fazla vaktimiz de yok. 4'te kapanıyor. Yarım saatten az bir zamanımız kaldı. Geri döneceğiz. Dönerken yolumuzun üzerinde bir yer vardı. Oraya da uğrayacağız. Ondan sonra da çıkacağız artık. Game Nation hamama. Yani burada spor. Az önce okuduk ya, gençler spor falan yapıyorlardı. Ondan sonra hamama giriyorlar demek ki. Milattan sonra o 30'lu 35'li yıllar. O zaman bile spor aktivitesi yapıyorlarmış. Evet, dönüşte böyle göstermek istedim. Şöyle bakalım. Değişik işler. Zaten diğer taraflara geçmek yasak. Agora binasıymış burası da. Şöyle bir bina. Bu üstten görünümü. Şöyle hemen bilgiler okuyabilirsiniz. Fazla vaktim yok. O yüzden sizlere bakın. Durdurup bakarsınız. Uçuruma yaklaşmayın diyor. Şöyle gösterelim. Et ve balık pazarı. Şöyle görün şimdiki hali. Kazı öncesi bu şekildeymiş. Kazıdan sonra ortaya çıkan görüntü. Şurada da durdurup bilgileri okuyabilirsiniz. Şurada lokasyon. Şöyle kendisini de görün. Şöyle bir alan. Agora binası. Burası büyük ihtimal havuz gibi bir yerdi herhalde.
Evet dostlar, gördüğünüz gibi kantar içinde kaldım. Fazla vaktimiz de yok. Şu an dönmem lazım. Bayağı yolumuz da uzun. Bu arada sigara yeni başlayanlar veya özenenler varsa, özellikle gençler siz, bakın yaş 39. Soluğu ağzımız yerine başka bir yerden alıyoruz. Başlayacaksanız hiç başlamayın. Yeni başladıysanız direkt bırakın. Evet Aygay, görüşürüz. Şu rampayı da çıktıktan sonra artık rampa aşağı sallarız abi. Rampa aşağıya geldik. Evet arkadaşlar, Aygay Antik Kenti videosu burada bitiyor. Çıkışa doğru gidiyoruz. Maskesiz girmek yasak olduğu için maskeyle girdik. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Merak edenleriniz varsa, böyle yerleri seven varsa izlersiniz. Sesim biraz kötü çıktı nefesten dolayı. O yüzden şimdilik kusura bakmayın diyelim. Zaten kanter içindeyim. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.